filmiyle beraber ilk iki günde atacağı adam miktarıyla beraber motivasyonu sağlayarak programa devam eder. Programın yağ yakılma zamanı kişiler premium ürünüyle beraber programın yağ yakılma zamanı devam eder. İki öğün aldıkları premium enerjisi kısıtlanmış gıda ürünleriyle beraber bir öğün normal gıdalarını tüketirler. Kişi sosyalliğine ya da hayat düzenine göre burada istediği serbest öğününü, hayatın istediği öğünü yerleştirebilir. Kişi ideal kiloya indiğinde ya da kendi için idealine geldiğinde bir alt basama alabilirsiniz hastayı. Burada amaç aslında hastayı üç öğün normal yemek yemeye adapte etmektir. Birden değil basamaklı bir şekilde çıkartırsınız ki buradaki temel amaç aslında herkesin kendi vücut matematiğiyle beraber beslenmesini ona öğretmektir. Programdaki adaptasyonu hastanın sağlığına karar verdikten sonra hasta üç öğün beslenme alabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken programın her basamağında eczanenize girerek danışmanlığı tekrar sizden alıyor olması. Belki vücut ölçüm analizi aralıklarını biraz açabilirsiniz. Belki bu eski hastalığınızı tekrar çağırıp onlarla ilgilendiğinizi bir kere daha gösterebilirsiniz. Programın start evresinde ürün iki tip kullanışı bulunmaktadır. Tamamen aynı kaloriyi alır. Ürünün ilk basamağında isterseniz o ürünü 4 ana öğün şeklinde verebilirsiniz. Ya da arzu ederseniz aynı öğünü 5 öğüne bölerek verebilirsiniz. Kalorisi, alta bütün vitamin, mineral değerleri aynı olmaktadır. Sadece Belçika'daki şirketimizde yapılan araştırmamızda şunu gösterdik. Kişiler öğün araları biraz daha açıldığında yani bu öğünü 4 defa aldıklarında programa daha kolay adapte olarak devam edebiliyorlar. Programın yağ yakılma zamanında iki öğün ürünü kullanıp bir öğün normal yemekle beraber devam ederler. Burada önemli olan aslında programın her basamağında kişilerin öğün aralarında aldıkları sıvı miktarlarında kalori bulundurmamaları. Yani programın her basamağında çay, kahve, bitki çayları, maden suları bunları tüketebilirler. Onlardan tek isteğimiz dışarıdan fazla karbonhidrat almamaları. Kişiler yağ yakılma zamanında ne kadar kilo verirler? Programın yağ yakımı zamanında tabii ki herkesin basal metabolizmasına göre bu değişiyor. Ama ortalama olarak 800 gramla 1.3 kilogram arasında yağ yakımından bahsetmek mümkün. Kişilerin bu programı ne kadar devam ettireceğini müşterinizle beraber siz de belirleyebilirsiniz. 5 kilo vermek isteyen bir hastanızla 30 kilo vermek isteyen bir hastanın programda kalış süresi kendi arzusuna göre muhakkak değişecektir. Ortalama 1 kilo yağ kaybına sahip olduğu yağ kütlesine göre programda kalış süresini belirleyebilirsiniz. Programın koruma aşamasına geçildiğinde kişi artık burada idame kilosuna gelmiştir ve nasıl besleneceğini öğrenmiştir. Bizim müşterilerimizin %50'lik bir kısmı bu programda kalırlar. Biz bu programın kısmına joker veriyoruz. Hasta artık kilo kontrolünü öğrenmiştir. Sizden bir kutu ürününü alır. Belki bir ay, belki bir buçuk ay. Her gün olmasa da haftanın belli günlerinde ürününü alarak akşam olacağı fazla kalorisini dengeleyebilir. Eğer hafta sonu bir yere davet ettiyseniz ya da öğlen akşam öğlen arkadaşlarınızla yemeğe gidecekseniz sabah aldığınız öğünü öğlen istediğiniz gibi yemek yemenize olanak tanır. Ya da çok yoğun çalışan kişiler genelde özellikle İstanbul'da bu öğünü kahvaltı olarak kullanıp en azından öğlene kadar vücutlarında yağ yakımıyla beraber beslenerek hastane mamullerinden de uzak kalmayı öğrenmişlerdir. Yani uzak çok zor. Programın idare basamağı dediğim gibi programın son basamağı burası. Kişi 3 öğün normal yemekle beraber kilosunu kontrol altına almış. Sizin danışmanlığınızla beraber programda ayrıldığı basamak burasıdır. Size gösterdim ürünlerin etiketleri. İçeriklerini görebiliyorsunuz. Ürünün içeriğinde ne var? Aslında bunları da konuşacağım şimdi. Ürünlerimizden etiketi şu anda enerjisi kısıtlanmış gıda. Sadece dikkat edilmesi gereken ilk iki gün detoks basamağında kullandığı ürün bütün günlük ihtiyacını karşılarken öğünlerin aldığı üründe de premium üründe de bir öğünde ihtiyacı olan bütün vitamin, mineral ve zamayenlerini karşılamış olur. Ürünün ham maddeleri içerisinde protein kaynağı olarak kazein kullanılmaktadır. Karbonhidrat kaynağı olarak doğal meyve şekeriyle beraber kişinin ihtiyacı olan bütün mineral ve vitamin değerleri fazlasıyla verilmektedir. O yüzden kişiler bu ürünü kullanırken halsizim, yorgunum gibi vücut açlığının belirtileriyle size kesinlikle geri dönüş yapmazlar. Belki burada dikkat edilmesi gereken kişinin sıvı alımlarını takip edebilir.
programı boyunca da sıvı alımlara dikkat edip günde aldığı özellikle suyunu dengeli bir şekilde almasını sağlayabilirsiniz. Premium ürününün içeriğini görüyorsunuz. Öğün yerine kullanılan ürünümüz. Premium ürünleri içerisinde son arkadan Türkiye'ye kattığımız ürün aslında premiumdaki bisküvi ürünüdür. Bu ürün diğer ürünlere göre biraz daha farklı içeriklidir. En önemli farkı aslında lif olarak zenginleştirilmesidir. Türkiye'deki insanlar özellikle suyu su olarak tüketmedikleri için, çay, kahve ya da meyve suları olarak tükettiğimiz için özellikle konstipasyonda ve sindirimde sıklıkla karşılaştığımız sorunlardan bir tanesiydi bu. Eğer sizin de böyle müşterileriniz olursa ilk hatırlatmanız gereken sıvı alımını artırmaları. İkincisi ve en önemlisi bu ürünü kullandığınızda diğer ürüne göre %20 diğer tatlarına göre %20 oranında zengin su bulunan bu ürünle beraber konstipasyon ve sindirim problemlerini bu ürünle beraber çözebilirsiniz. Ürünün sahip olduğu aromaların temellerinde aslında çikolata, çile ve bisküvi tatları vardır. Kişiler esansa girdiklerinde hangi tadını kullanmak istiyorlarsa, hangi ürünle devam etmek istiyorlarsa bu çeşitliliği bulundurabilirsiniz. Kişiler eczanesine girdiklerinde herkes kilo verecek mi? Bunun cevabını çok net bir şekilde evet olarak verebilirsiniz. Konseptin tamamen başarılı olması aslında tamamen bir matematik hesabı. Kişiler programı %100 yapmasalar bile içeri giren kişinin programda kilo vereceğini garantisini verebilirsiniz. Burada analizinizi doğru değerlendirmeniz de çok önemli. İçeri giren bir hastanın, örnek hastanın sayı belli olsun, analizini yaptınız. Toplamda 12 kilo yağ fazlası var ve 4 kilogram ekstra seller kütlesi olsun. Bu hastanın erkek bir hasta ölçüm yaptığımızda da bazal metabolizması ortalama olarak 1800'den civarında. Bazal metabolizması üzerine gittiğinde hareket enerjisini koyduğumuzda genelde %20 ile 25 arasında bir ekstra enerji koyarsınız buraya. Toplamda ihtiyacı olan 2400 kalori hastanızın günlük enerji ihtiyacı. Hastanız kredit diyet konseptine dahil olduğunda iki öğün ürününü aldığında 210 kalori iki öğün ürününü alır toplamda 420 kalori. Bir serbest öğünü normal yemek yer. Böyle bir hasta ortalama olarak 180 kalori ile beraber yemek alır. Toplamda programda hastaya vereceğiniz kalori 1200 kaloridir. İşte bu hastanızın toplam enerji ihtiyacı 2400 kalori iken siz bu hastayı 1200 kaloriyle beslediğinizde arada oluşturduğunuz farkla hipokalorik beslenmesiyle beraber hasta bu farkı yağ depolarından alır. O yüzden programa gelen hastalarınız ihtiyaçları olan enerjiden daha düşük bir enerjiyle beslenirken, hipokalorik bir ürünle beslenirken kilo vermemeleri evet mümkün değildir. Ürünün farklı basamaklarında ilk iki günde karbonhidrat ekstra seller kütleyle beraber karbonhidrat sadece sıvı miktarıdır. İlk iki günde kesinlikle yağ yakımından bahsetmek mümkün değildir. Programın yağ yakım aşaması programın üçüncü ve dördüncü günden itibaren başlamaktadır. Don't forget, we take care of our clients and we want to help him. Burada unutmamızı istediğim şu ki, müşterilerinize önem veriyoruz ve onlara yardımcı olmak istiyoruz. We have a big study in Germany with 100,000 participants. Almanya'da yapılan 100 bin kişiyle yapılan bir çalışma bu. And we see that the people between 3 and 5 years they make the diet 7 times. Yapılan bu çalışmamıza göstermiştir ki 3 ila 5 sene içerisinde kişiler bu diyet programına 7 defa baştan dahil olurlar. Why they make the diet 7 times? Is the diet not successful? Peki diyeti neden 7 kere daha tekrarlar? Diyet başarısız mıdır? It is. But in the year of 2 we build our fat cells. 2 yaşımıza gelene kadar yağ hücrelerinin oluşumu tamamlanır. So everything we have from the genetic part until we are 2 years old is here. O yüzden genetik kodlarınıza sahip olduğunuz bütün
And after that, everything we feed, that give us more cells. 2 yaşından sonra aldığımız her fazla kalori aslında, aldığımız her fazla yiyecek, sizin üzerinde biraz daha fazla kadar devam etmenize yol açar. Why give us more cells? Because the fat cells, they increase and fill it up. And if they are big enough, they split and we have double. Yağ hücrelerini beslemeye başlarsanız ne olur ki? Yağ hücreleri belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra bölünürler. So, the one cell is 2 and the 2 cells are 4 and the 4 cells are 8. Aynen, bir yol aşamaları gibi devam ederler. Bir hücreniz, iki hücreniz, iki hücreden 4 hücreniz. If theoretically put you in the hospital in coma and you lay, I don't know, 1 to 3 months, you lose all your fat. Böyle bir hasta, bil ki hastaneye çıktı, koma pozisyonunda sadece serumlarla beraber besleniyor. But your fat, kilosunu kaybetti. But your fat cells, they are still here. Yağ hücreleri çok güçlüler, doğru. Ama yağ hücreleri kaybetmezsiniz. Yağ hücreleri hala olur. So if you start to eat excessive, you fill up once more the fat cells. Tekrar hastaneden çıkıp vücut hücrelerini beslemeye başlarsanız eğer yağ hücreleri tekrar beslemeye başlarsınız ve tekrar büyümeye başlar. Also a very new information, 3 weeks old, you need 5 years to stay lean that you can destroy your extra fat cells. Peki yağ hücrelerinin ölümü ne zaman gerçekleşir? Kaybettiğiniz miktarı azalan yağ hücrelerini eğer o küçüklükte 4 sene tutabilirseniz bu yağ hücrelerinin hücre ölümü işte o zaman gerçekleşir. That's the reason that the people come much more times in our diet because they know it's easy, I'm not hungry, I'm not nervous, I'm not tired, and this is cheap. İşte bu yüzden kişisel diyet programına tekrar dahil olurken bilirler ki bu diyet programı başarılı, işe yarıyor. Kişisel bu programı kullanırken aç, yoğun, halsiz ya da gergin olmazlar. Okay. Ücret diyet sistemine dahil olan eczacılarımızla nasıl bir yolla beraber çalışıyoruz? Programın dahil olan eczacılarımız şirketle kontağı geçtiği takdirde eğitimleri şirket tarafından tamamlanır. Uzman eczacı, uzman personellerin eğitimi tamamlandıktan sonra ölçüm yaptığınız body impedance analizi cihazı ve şirkete ait olan diyet yazılım programının yüklenmesi eczanelerinize yapılıyor. Bunun yanında kendi şirketler toplumunda size destek verdiğimiz online destek hizmetlerimizle beraber promosyon ürünlerini, sizin için hazırlanmış bütün bir diyet programı için ihtiyacınız olabilecek bütün diyet dokümanlarına sahip oluyorsunuz. Kişiler geldiklerinde eczanenizde diyet dokümanları olarak onlarla da paylaşırsınız. En önemlisi vücut analizlerini yapmanızdır. Vücut analizlerini yaptıktan sonra bu ölçümü protokol sayfaları halinde ona verebilirsiniz. Onun dışında serbest öğünleri hakkında bilgisiyle beraber kendisine özel oluşturacağı menünün detaylarını oluşturan kitapçıklarını onunla paylaşabilirsiniz. Ürünler müşteriniz için oluşturduğunuz online yardım hattıyla beraber sizin kişiye danışmanlık verebileceğiniz konularınız we have the last foil, and this is the results. Made it by about 250,000 participants. Programın Avrupa istatistikleri, Avrupa'da 250.000 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır. And because in our concept we have about 5,000 doctors that work with the system. Avrupa'da toplam ortalama olarak çalışan 5,000 doktorun hastalarının toplam sayısı. And we have until now 32,000 pharmacists that work with the system. Avrupa'da konsepte dahil olan toplam eczacı sayısı 32,000'dir. 80% finish the program. Programa dahil olan hastalarımız %80 oranında programı tamamlamış. They stay in the program a couple of weeks until 20 years. Kişiler isteklerine göre ya da ihtiyaçlarına göre birkaç haftadan birkaç yıla kadar programda kalabilirler. They lose between 2 and 60 kilograms fat. Ortalama olarak yağ kaybı 12-12 kilo arasındadır, ortalama yağ kaybı. And very important is the people, they don't lose their muscle mass. Programın en önemli istatistiği ve en önemli başarısı aslında kişiden bir yağ kaybını sağlarken kas kaybının 1 kilodan daha az olmasıdır. After 5 years you find 56% of the people that are still lean.
Program 5 yıllık başarısı %56'dır. Yani 5 sene boyunca programda kilo veren kişiler %56 oranında verdikleri kiloyu geri almışlardır. And we don't have any kind of side effects. Ve program şu anda herhangi bir yan etkisi bulunmaktadır. Thank you very much. Çok teşekkür ederiz. Saniye bırakacağız. Başka sorusu olan herhangi bir üzerinden geçemeyeceğimiz bir nokta olan herhangi bir danışmanımız olursa eğer Mart sonunda Gotik bir noktada gün içerisinde devam ediyor olacağız. Tekrar katılımınız için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Thank you very much.